Selam, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Bu zorlu karantina günlerinde videolarımda hem sizi bilgilendirmek hem neşelendirmek, biraz olsun moral olmak istiyorum. Umarım faydalı oluyoruzdur. Şimdi bugün ben motif birleştirme yapacağım. Şöyle elimde kalan iplerim vardı. Biliyorsunuz büyük oyuncaklar ördüğüm için bazen böyle İplerim kalıyor, kalan iplerim kalıyor. Bundan 15 tane, 15-16 tane motif çıkardım ve birleştirdim. Tabii ki de bu at gelmeyen kışa inat, biz yine atkı, bere, şapkalarımızı örmeye devam ediyoruz. Ve ben bakın bu şekilde bir birleştirme yaptım. Bu birleştirme inanılmaz kolay ve hiç böyle potluk, sertlik herhangi bir şey yapmıyor. Bakın arka taraftaki görüntüsü de muhteşem. Hiçbir sıkıntısı yok. Ön taraftan baktığınızda da yine hiçbir sıkıntısı yok. Dediğim gibi ben 16 tane falan motif yaptım. Böyle büyük büyük. Bu motifin adı Hanım Dilen neydi? Hanım dilendi, bey beğendi. Aslında bu cümleyi çok sevmiyorum. Hani hanım niye dilensin, bey beğensin falan. Biraz bazı modellerin ismi bana çok sinir bozucu geliyor. Şimdi ben bunu mesela birleştireceğim. Birleştirdikten sonra bunun etrafına da bir iki sıra bu şekilde trabzan geçip kapatacağım. Tabii ki o kısımları size göstermeyeceğim. Ben size hayatınız boyunca unutmayacağınız ve çok kolayca birleştireceğiniz bir motif birleştirmeyi anlatmaya çalışacağım. Pratik bilgi olarak mutlaka aklınızda kalsın. Aklımda tutamam diyorsanız, beğendiğiniz videolar arasında ya da daha sonra izlenecek videolar arasında almanızı öneririm. Şimdi birleştirme esnasında ne yapıyoruz? Şöyle yakın alayım. Bakın, ben bu trabzan, köşe trabzanlarımın arasına iki zincir yapıyorum. 1, 2. Şu hemen ikinci trabzanımın, pardon, zincirimin içine giriyorum. Burada da yine aynı, burada da aynı hizasına gelen ikinci zincirin bu şekilde içerisine girerek yapacağım. Kamerayı biraz daha yakına alacağım. Detaylı bir şekilde görmenizi sağlayacağım. Ben yaptığımda siz çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi bir tane zincir yapacağım. Bunu bağlama için yapacağım. Şöyle bir zincir yaptım. Üstten de alabilirsiniz, alttan da, hiçbir sıkıntı olmaz. Ben alttan almayı tercih ediyorum. Şimdi buradaki bir zincir de olabilir. Bir zincirse bir zincirin içerisine gireceksiniz. Hemen şuna giriyorum. Ve altındaki diğer zincirin içerisine giriyorum. Ve hemen şu ucu çıkarıyorum. Şu zincir ucunu buradan bir kere de çıkartacağız arkadaşlar. Tabii ellerimden göremeyeceksiniz diye kenarda yapmaya çalışıyorum. Bunu böyle bir kere de çıkartacaksınız. Sonra ipimi bu taraftan alacağım. İpim burada. Ve hemen sırası gelen yanındaki ilk trabzanın şu öndeki değil, altındaki ilmeğe giriyorum ve onun karşısındaki yine ilk trabzanın bu şekilde altındaki ilmeğe giriyorum. Bu bir ilmek kaydırma tekniğidir. Bu şekilde bir kere de çıkıyorum, çıkamıyorum. Çok pardon, çıkamadım. Çıktım. Devam ediyorum. Şöyle biraz daha yukarı alayım. Sırası gelen bir diğer trabzanın hemen altındaki şu ilmeğe. Zaten örgü şeklinde görüyorsunuz. Bu taraftaki değil, bu taraftakini alıyorum. Burada da yine bu alt kısmındakini alıyorum. Ve bu şekilde çıkıyorum. Devam ediyorum. Sırası gelen yine trabzan tepelerinden giriyorum, çıkıyorum. Sıra sonuna kadar hızlandırmadan yapmaya çalışacağım. Güzel bir anlatım elde etmek istiyorum.
Mesela zincirli kısımlara geldik. Burada da yine aynı işlem. Bakın zincirlerde de bu şekilde girip çıkamadım ya. Öf. Şey yapıyorum, parmaklarımdan gözüksün diye uğraştığım için böyle hatalar. Hata da değil işte, heyecan mı diyeyim. Her videoda yani 300 tane 500 tane videom oldu. Her videoda heyecanlanıyorum. Hala ilk günkü gibi. Şimdi sırası gelen yine diğer zincire. Bunu yaparken dikkat edin arkadaşlar. Arada bir zincir ilmeği ya da trabzan tepesi atlamayın. Örerken heyecanla kapılmayın. Bakın çok güzel oluyor. Devam ediyorum. Sırası gelen bir diğer tepelere. Maşallah binayı yıkacaklar tepemizi. Ha. Bizim buralar çok sesli. Devam ediyorum. Şimdi artık konuşmasam iyi olacak. Ben konuşmadan videomu sonlandıracağım. Bu arada içeriklerimizi beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın.